Evet, Merhaba. geçişimizi yaptık. Videomuzu da veriyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz diyoruz tekrardan Merhaba, hoş YouTube geldiniz. içeriği şeklinde de olsun. Daughter of the Sea'yi açtık arkada çünkü Deniz'in kızını anlatacağız bugün. Billy Sunblade, Billy Sunblade pardon özür diliyorum. Öküz gibi okudum. Aynen Billy Boy kanalı içerik puanlarıyla satın aldığı Jaina hikayesini anlatır mısınız? İçeriğini anlatıyoruz. Jaina'nın lore'unu konuşacağız. Çok fazla lafı da dolandırmayacağım. Çok uzun bir hikayesi var. O yüzden ben kopya çekeceğim. WoW Gamepad'i açık olacak altta. Dilerseniz siz de açabilirsiniz. Üzerinden birlikte gidebiliriz, konuşabiliriz. Yorumlar yapabilirsiniz. Çok mu açıldı? Yok. Yani bilmem. Yayındakileri soracaksın onu. Şöyle Bence biraz daha güzel. kısabilirim. Diyoruz ve geliyoruz arkadaşlar. Öncelikle Jaina'nın seceresiyle başlayayım istiyorum ben. Yani Jaina kimdir, nedir, ne değildir, daha doğrusu kimlerdendir? Jaina normal Eastern Kingdoms, Kalimdor doğumlu bir Azorithian dediğimiz insan ırkına mensup bir büyücüdür arkadaşlar. Bulunduğu pozisyon aslında bir nebze babasının sayesinde var oluyor. Yani bulunduğu yere babası sayesinde geliyor. Tabii kendisinin de içinde yatan çok büyük bir büyü gücü var. Onu yadsımıyorum. Ama babası da evet zengin çocuğu yani soylu çocuğu diyebileceğimiz Adam bir şeye mensup. Babası Daylan Proudmoore. Yani Alliance derken şimdi bizim aklımıza hep Stormwind ve işte King Varian, işte Anduin falan geliyor ama eskilerde Alliance kavramı Lordaeron Alliance üzerinden dönerdi ve 7 krallıktan bahsedilirdi. Bu 7 krallığın biri olan Kul Tiran krallığının kralı olan Amiral denir değil mi? Admiral dememe gerek yok. Amiral Daylan Amiral. Proudmoore'un kızı. Amiral Daylan Proudmoore'un yerini şöyle kısaca bir özetleyeyim sizlere. Çok önemli olmasının sebebi gerçekten Azeroth'taki bütün denizlere hakim bu adam. Ve Evet. Sundering'den sonra şu anda zaten BFA genişleme paketinde oynuyorsunuz ve Kul Tiran adasını görüyorsunuz. O adaya komple hakimler ve o ada sayesinde gerçekten Azeroth'taki bütün okyanuslara hakim olabiliyorlar. Gemicilikte yani denizcilikte çok ileriler. Ve böylelikle işte nasıl söyleyeyim yani bütün Azeroth'la ilgili alınacak kararlarda söz sahibi durumuna geliyorlar. Bundan dolayı Jaina da nasıl söyleyeyim şanslı yani hani biz deriz ya hayata heroic modla başladık diye o biraz daha normal modda başlayan bir çocuk. İki kardeşi var bilinen geçen bunun muhabbetini yaparken kaçırdık. Tendred ne olduğunu bilmiyoruz bu kardeşe. Yani Çok küçük hayır yaşlı aslında biliyoruz. Yiyebiliyoruz mu bilmiyorum. geri döndü aslında Ya hani geri döndü Tendred. ama çok da Ha. orada bir şey yok. İkinci Lore'da savaşta yeri yok yani. kaybolmuştu. Kayboldu. Annesiyle birlikte gitmedi mi? Yok, kaybolanlardan. Yani Diğeri de kayboldu. Sonra geri Derek'te döndü. kaybediyor dedi. Ölüyor. Ama bir de önemli kardeşlerden Derek Proudmoore var. Ki onu işte biliyorsunuz Sylvanas işte kaldırdığı bir şey olarak kullanacaktı. Bane, you don't dedi. İşte sonra Valyria ile gittik. Jaina falan da dahil oldu o mevzuya falan filan işte. Velhasıl feşmekan. Derek Proudmoore kardeşi. Bir de ünlü bir annesi var. Aşağıdaki şeyde göreceksiniz zaten. Dönem videoda. Eğer BF oynamış olan Alliance arkadaşlar varsa pişmanlıklarını bolca yaşadığımız bir şeydi zaten dönemdi. Özetle ailesi bu bulundu yani kimlerden? Proudmoore gillerden Daylan'ın kızı. Tamam. Hayatı da zaten bu yönde başlıyor. Yani Lordaeron Alliance'ının içinde başlıyor. Yani Lordaeron Alliance'ın içinde başlaması şu yönden etkili oluyor. Bağlantıları sayesinde Kirin Tor'a girebiliyor ve Antonidas gibi çok büyük bir büyücünün nasıl söyleyeyim padavanı diyeyim. Baş O çırağı hem baş neredeyse çırağı oluyor. oluyor, padavanı oluyor. Yani Star Wars'tan bir alıntı yapmış olayım. Ve bu sırada da Arthas'la aynı döneme denk geliyor. Bir meşhur Arthas şeyi var. Aynen üniversiteyi torpille kazanmış gibi düşünebilirsiniz. İşte Kalia Menethil ile yakın arkadaşlıklar kuruyor. Arthas'la sürekli olarak görüşüyor. İşte o sırada hatırlarsınız zaten Medivh'in bir kartal olup gelişi vardı ya şey saraya. Zaten çok umurunda değil yani Terenas Menethil'in her şey böyle çok güllük gülistanlık. Biz işte orkları yenmişiz bunların eki kek 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 fu 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 fa falan filan böyle mükemmel bir hayat yaşıyorlar. Yani festivaller oluyor işte büyücüler mesela fireball değil de havaya işte şey havai fişekler falan attırıyor o dönemler.
Bu şeylerde aşık oluyor birbirine gençler. Artas'la adını sen söyle. Ceyna, gönül Ceynaz. eğlendiriyorlar. Aynen öyle. Takılıyorlar. Tabii burada şundan da bahsedeyim. Bir kaçak aşık daha var. Ama işte o böyle çok şey olmadığı için bir de kulakları uzun olduğu için Ceyna beğenmiyor. O platonik ya, Platonik. oh. Yani Şeytan. yok ya Kalitas açılıyor ya. Açılmıyor mu? Açılıyor. Hayır işte hani. Ama Yani açılıyor ama reddediliyor, onu demeyeyim. Hadi. şöyle reddediliyor o da. Onu da Reddediliyor yani. söyleyelim. Bir işte yine ben de dedim ya böyle festivaller dönüşü falan filan bunu gözetliyor böyle. Şeyle dürbünle Kael. Böyle tam Ha, böyle işte şeyden gerçekten mi? evet. Oha, Lordaeron'dan Dolaran. dönerken Lordaeron bu ara Capitol City, Under City onu söyleyeyim. Dalaran'a dönerken bu arada Kael Dalaran da çok iyi bir büyücü yani. Bana sorarsanız Jaina'dan daha iyi büyücü o Abi, dönemde. Talk Level'a bak yalnız ya. Bu kadarını bilmiyordum yani. Sonra Yani. Arthas onu bırakayım dur sen diyor. Sana kapıya kadar geç şey seni kapıya kadar geçireyim diyor. İşte onu Dalaran'a kadar götürüyor. Ve Dalaran'a bıraktığı dönemde de tam böyle ayrılacak aşkım hoşça kal falan öpüşürken yakalıyor. Ve Kael diyor tamam Evet. aradan çekilme vakti bro diyor. İşte Ama beddua içi ediyor ve yanıyor çok büyük bir bildiğin gibi. beddua yani inanılmaz büyük bir Çok kötü beddua abi. yani tutuyor da. Ve 3. savaş patlak veriyor bunun sonrasında. Ha bu ara YouTube kanalımızda World of Warcraft evreninde geçen aşk hikayeleri diye bir serimiz var. Eğer izlemek isterseniz burada Jaina'yla şeye de değiniyoruz. Arthas'a da değiniyoruz. Keyifli izleyebilirsiniz. Gayet Sevgililer Günü'ne özel bir etkinlikte yaptığımız bir videoydu. Ve dediğim gibi Kael'in şeyi tutuyor. Ahtı tutuyor ve Azeroth'ta 3. savaş patlak veriyor. 3. savaş bildiğiniz gibi Scourge'un Azeroth'a gelişi. Daha doğrusu kuzeydeki Lich King'in istilasının başlaması ve Mal'Ganis yönetiminde Stratholme'dan yayılan bir veba durumu söz konusu oluyor. İşte tam o havai fişekler yaparken falan Mage'ler Medivh geliyor işte. Terranas'a karga formunda iniyor. Anlatıyor. Hop kardeş diyor bak böyle bir veba geliyor işte nusibet üstünüze salınacak. Akıllı olun diyor. Sen kimsin ya diyor böyle. Ben seni mi dinleyeceğim diyor. Begone diyor git diyor gidiyor o da. Ama orada Medivh de biraz şey gibi girmiyor mu böyle? Hani gelip böyle felaket tellallığı yapan deliler Ya olur ya, tam felaket öyle tellallığı girmiyor değil yani. konuya. Ben Köyün Medivh'den delisi. şeyi beklerim ya beraber ben Medivh gardiyanım. Hani Yok yok, öyle yok yaparsa o değil onu direkt karga şey gibi iniyor gibinden böyle. söyleyemiyor ya. Evet. Gelip bir anda Humanity is in peril falan filan demeye başlıyor. Yani deli muamelesi yaparsın cidden. Çünkü orada şöyle bir handikap var. Bebeğim telefonunu şeyin yanından çeker misin lütfen? Cır 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 ediyor. Adını söyleyemiyor, evet, çünkü geçmişini biliyor. Söylemek istemiyor yani. Geçmişini biliyor ve şöyle de bir durum var. Gardiyanlık unutulmuş bir pozisyon. Kirintor kabul etmiyor. Çünkü hani gardiyan yüzünden orklar gelmiş. İkinci ve birinci savaşlar patlak vermiş falan Evet. filan. Artık çekindiğinden mi ya da işte kendi utandığından mı? Bilmiyoruz. Velhasıl işte söylüyor. O da kabul etmiyor. Sonra iyice ne artık Andor Hal'da olaylar patlak vermeye başlayınca diyor ki Uther Jaina şey Arthas gidin bir araştırın bakayım diyor. Bunlar da tamam diyor. Atlarına biniyorlar. Gidiyorlar işte Kel'Thuzad'ı buluyorlar. Kel'Thuzad'dan da olayın aslının Mal'Ganis olduğunu öğreniyorlar. Bu detayları ben hızlı hızlı geçiyorum ama Jaina'ya özel olan yerlerde derinleştiririz mevzuyu. Ve Stratholme'un önüne geliyorlar ve işte Arthas ve Jaina'nın aşkının ilk ayrıldığı yer burası oluyor. Arthas diyor ki bu vebalı şehri temizlememiz lazım. İnsanlar çoktan hastalandı. İşte öldürüp temizliği yapmamız lazım. Yoksa işte veba daha hızlı yayılacak, daha güçlü bir şekilde yayılacak diyor. Biliyorsunuz Uther yok diyor ben öyle bir şey yapamam diyor. İşte senin diyor gelecekteki kralınım uylan diyor emrime diyor. Ne şimdiki kralımsın ne de gelecekte böyle bir emir versen uymam diyor. Arkasını dönüyor. O da diyor ki bundan sonra ocak dışısın diyor. Sonra Jaina'ya Cidden bakıyor. öyle diyor. Jaina diyor ki işte bunu yap yani bu yaptığını izleyemem diyor. Sonra orada işte böyle Arthas biraz ağlamaya başlıyor. Hani ben sana beni asla reddetme demiştim falan Evet filan. evet Hiçbir zaman onu yalnız anlatman lazım bırakmayacağını. açıkçası. Onu anlatayım Evet. mı ya gerçekten? Şöyle arkadaşlar bu mage'lerin yani Kirin Tor büyücülerinin elleriyle fireball yerine havai fişekler salladığı dönemlerde Jaina ve Arthas işte ne derler? İşi pişiriyorlar. İşi pişirirken yani fişnerken Arthas şöyle bir şey söylüyor. Please don't deny me. Yani beni hiçbir zaman reddetme.
Evet, yani bana her zaman güven diyor. Ama şöyle de bir detay vermem lazım. İşler ciddiye binince Jaina biraz işte çocuğumuz olur adında işte Ahmet koyarız değil mi falan muhabbetini çekince artısında götü yemiyor. Yan çekiyor. Anında yan çiziyor. Aynen öyle bak. Aynen diyor ki ben buna hazır değilim diyor. Daha sonra ciddileştiririz mevzuyu diyor. Atına biniyor. Mace'in alıyor. Kaçıyor oradan. İşte böyle. Gerçekten o mevzu öyle. Bu deny mevzusu da işte Jaina'nın ağır deny ettiği dönem. Yani Arthas'ın yanında olmadığı dönem. Ve Arthas tek başına Stratholme'a giriyor. Purge'ü yapıyor. Cooling of Stratholme Dungeon'da görebilirsiniz ki birçok kez anlattık zaten. Artık o hikayeyi bayağı üzerine de konuştuk Lord Anla, aynen öyle. Daha sonra Arthas düşüyor. Yani düşüyor derken Arthas kendini kaybediyor. İşte Malganis'i kovalamaya kuzeye gidiyor. Artık Arthas bu hikayenin dışında kalacak ta ki biz Jaina'nın Northrend'e gelişini anlatana kadar. Çünkü Jaina'nın özelinde şöyle bir hikaye dönmeye başlıyor. Mediv geliyor. Mediv diyor ki lan diyor kralı ikna edemedim diyor. Daha küçük rütbeli birini ikna etmem lazım diyor. Jaina'ya şey diyor hani beni takip edin. Şeye gidelim. Kalimdor'a gidelim. Kalimdor da bu ara doğudaki kıta oluyor. Orada diyor işte Legion gelecek anasını ağlatacak. Bu topraklarda yaşayacak kimse kalmayacak diyor. Ama her ne hikmetse Medivh'in dediği şey tutmuyor. Sadece Eastern Kingdoms'un kuzeyi patlıyor. Çünkü Samwell kullanılacak. İşte o sırada Arthas geliyor komuta merkezi olarak Understeen yani Capitol City'yi seçiyor. Oradan da Samwell'e doğru yürüyor. Stormwind'de hiçbir şey olmuyor. Stormwind'dekiler gayet sağlam. Hiç böyle 3. savaştan nasibini almıyor. Yani hiç gayet normal. Arada bir Lord Kazak giriyordu oraya. O kadar yani böyle. Gayet normal. 3. savaş boyunca hiçbir şey yapmadan takılıyorlardı. 3. savaş boyunca Stormwind... Onun sebebi tahminen şey bu arada çok pardon hani... Estağfurullah. Nerzul olayı tahminen bir tehdit olarak görmüyor yani zaten o sırada toparlanma aşamasında ya öyle zaten bir de düşmüş bir şehir olarak görülüyor çünkü o sırada evet. Yeniden inşası şey söz konusu Stormwind'in hani o Humun'la Lord Aragorn'la High Elf'leri aradan alayım diyor sadece alıyor zaten çok rahat bir şey aynen savunmayı vermek için takip için teşekkür ederiz aramıza hoş geldin diyoruz ve Kalimdor'a girişten bahsediyoruz. Bu sırada Jaina'yı dürterken Medivh diğer yandan daha güçlü bir ırk daha toplamak zorunda. Çünkü insanlar tek başına yetmeyecek. Gidiyor Tralır rüyasında şey yapıyor, dürtüyor. İşte hadi oğlum yaparsın Kalimdor'a gidelim falan diyor. Tralı rahatsız ediyor böyle. O da kanter içinde uyanıyor işte artık ne rüyalandıysa. Diyor ki Kalimdor'a gitmemiz lazım diyor. Orada çok güzel şeyler varmış diyor. Tabii ki öyle değil. Legion geliyor. Ciddi bir şekilde ırkını topla ve halkına önderlik yap. Halkını kurtar. Kalimdor'a gitmen lazım ve Kalimdor'da durdurulması gereken bir düşman var diyor. Jaina şöyle söyleyeyim. Emrindeki Dordaeron askerlerini topluyor ama şurada küçük bir detay vereyim. Benim bilgim bu yönde. Bu Dordaeron askerleri normalde Kul Tiran'a bağlı. Yani normalde kendisinin emri altında zaten Lordaeron şeyi yok. Neyse bu Lordaeron Alliance'ı. Hani o bütün ama sağ kalan Lordaeron halkına alıyor aslında. Özellikle evet. Ayırmıyor yani sen kulti almışım sen Lordaeron'sın. Ya yok ayırt etmiyor ama genelde Jaina'nın followerları hep kulti ranlı oluyor. Hatta şey geyiği dönüyor ya daha sonra işte Eshven şey diyor sen diyor halkımızın adamlarının ölmesine mi sebep oldun bunu mu itiraf ediyorsun falan geyiği dönüyor ya. Orada da evet falan diyor. Hatta video dönüyor mu şu an altta bilmiyorum ama. Şu an evet. Warcraft 3 ile ilgili bir video dönüyor. Stratom'dalar. Alttaki görselde. Velhasılı Kelham. Gelelim. Ve karşı kıyıya geçiyorlar. Neredeyiz? Kalimdor'dayız. Kalimdor'da Jaina Teramor'u kuruyor. Teramor'la alakalı bir şeyler anlatırken Drotar'ı anlatmayacağım. Yani orası Tral gitti kurdu eyvallah şu bu falan. Teramor kurulmasının önemli bir şeyi şu. Aslında yanlış bilmiyorsam eğer Tral daha önce gitti ve oraya kendi şeyini kurmaya başladı. Yani krallık demeyeyim de otağını kurmaya başladı. Çünkü Horde'da biraz krallık şeyi yok. Otağın var evet. Otağını kurmaya başladı ve... Evet doğru söylüyor. Jaina geliyor. Daha sonra Medivh bu ikisini yan yana çekiyor. Bak diyor kardeş diyor. Bu ork kardeş. Bu ork iyi kardeş. Cici. Bak diyor bu da human büyücü, bu da iyi, cici, iyi niyetli. Siz hadi ikiniz birleşin, Nordrassil'e gidelim, anasını ağlatacaklar gezegenin diyorlar. İşte öyle diyor, evet. Legion geliyor yani, kabul etmiyorlar ama
Hani maalesef beraber çalışmak zorunda. Aynen öyle. Ve ön savunmayı Jaina alıyor, iç savunmayı Thrall alıyor. En iç savunmada da Malfurion ve Wispgiller var. Evet, ayrıca bunu hani tam Utku'nun söylediği gibi Reforged'da oynarsanız ya da bakarsanız tam bu sırayla duruyorlar. Hani en önde Jaina ve insanlar var. Evet. Bir geride orklar var. En arkada da son savunma hattı olarak Nerdler var. Elfler var, aynen. Yani Wispgiller dememin sebebi şu. Artık Archimonde dünya ağacını emciklerken Malfurion kendi savaşmak yerine ölülerine dua ediyor. Ve borusunu öttürüyor. Diye. Çok güzel sinematiktir. Evet, çok güzel sinematiktir. Ve orada konuşan da Medivh'dir arkadaşlar. Hani dünya kendini yeniler işte ama işimiz bitmedi falan gibi boş geyik yapan arkadaş da orada Medivh'dir. Velhasıl derken 3. savaş bitmiş oluyor. Başarılı bir şekilde ve Jaina ve Thrall zannediyorlar ki Eastern Kingdoms yok oldu. Bitti. Patladı. Yani orası artık Legion tarafından ya da Scourge tarafından ya da 3. savaş yüzünden neyse yok. Ve kendi krallıklarını kurmaya başlıyorlar ve Jaina hep halkına, Theramore'da yaşayan halkına özür diliyorum. Survivors of the Lordaeron diye seslenir. Yani Lordaeron krallığının kalıntıları ya da Lordaeron krallığından sağ kalanlar diye kalanlar, evet. Seslenir. Şöyle devam edelim. Bu sırada arkadaşlar şey hikayesini tam bilmemekle birlikte çünkü o komiksi okumadım ben tam olarak ama birkaç yerinde şeyini aldım. Bu Jaina Egwene yandaşlık yapıyor. O muhabbetleri bilen var mı? Oğuzhan biliyor musun sen? Oğuzhan burada mı ki? Ya şey mi, Chogall'ın Katun tarafından bufflandı ve Medan'ın sonra... Aynen, yani o biraz retcon yedi zaten ama yani orada o önemli şey Jaina Antonidas tarafından da eğitim görürken, yani eğitim görmüşken Clint orada çok güçlenirken yani Egwene'den de bazı şeyleri öğreniyor. Ve? Anlatabildim hani mi demek istedim? Hikayenin ileriki bir yerinde anlatacak ama Jaina'nın elinde şu an çok güçlü bir staff var. Yani gerçekten çok güçlü bir asa var Jaina'nın elinde. Onu da belirtelim. Onun adı nedir? Mistoff'dan da. Amantul'un asası. Raden'den aldı. Amantul'un gücünü içeren. Adını, asanın adını hatırlamıyorum ama Raden. Önemli değil abi. Leşen'in asası. Leşen, hani kalbini şeye getiriyordun ya quest'te. Evet, evet. Leşen'in asası var şu an elinde. Velhasıl o komiksle ilgili çok hızlı şeyler söyleyelim. Bu arada Stormwind'de Onyx'ye işte şey ikiye bölüyor falan. Varian'ı ikiye bölüyor. Oğlunu kaçırıyor falan. O sırada hatta Jaina ile Logash karşılaşıyor. İşte Jaina tanıdım tanıyamadım falan muhabbetleri dönüyor. İşte Egwene'le şey işte yatak odası arkadaşı oluyorlar. Takılıyorlar. Saçım nasıl olmuş? İşte sarı daha çok yakışıyor falan tarzında. İşte lizardları kızdırıp orkların üstüne salıyorlar falan. Yani böyle bir muhabbet dönüyor. Ve yani çok da detayına giremiyorum. Gerçekten hem çok karışık hem de Cycle of Hatred kanon. Benim demek istediğim komiks. Komik olan. Yani Medan'ın olduğu ve artık Medan'ın olduğu. Medan çünkü Lord'a yok artık. Kaldırıldı çok güçlü olduğu için. Hem Draenei hem yarı şey hem Ork falan filan. Cycle of Hatred şeyi olayı şu. Hatta BFA'da da söz edilir Cycle of Hatred'dan. O bu nefret zincirinin kırılmasının muhabbetidir. İşte nedir o? Theramore'la Orgrimmar'ın bir araya gelip işte Legion'a karşı koymasından mütevellit. Ama tabii ne derler? Yani devam edecek bu mevzu o Horde'la Alliance arasındaki. Aynen öyle. Çünkü dediğim gibi Anduin kaçılıyor falan filan işte çok Theramore'a çok yakın bir adaya getiriliyor. Şey Varian Onyx'i oradan alıyor işte Lair'ına götürüyor oğlunu şu bu falan filan muhabbetler. Dediğim gibi Jaina özelinde çok 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 büyük şeyler yok. Burada yani Cycle of Hatred çerçevesinde. Aynen önemli olan şey Egwene'la. Bir araya gelmesi. Yani demek istediğim büyü olarak Egwene'den de tavsiyeler alıyor ve öğretiler kazanıyor. Bu çok önemli. Velhasılı Kelham devam ediyoruz. Daha sonra Warcraft 3'te göreceğimiz bir olay bu. Jaina'nın özelinde yaşanan. Meğersem dünyadaki herkes ölmemiş ve Eastern Kingdoms'da hala hayatta kalanlar var.
Bu sırada da işte orklar da yavaş yavaş Eastern Kingdoms'ta kalan ve kamplardan kurtulmayı başaran ve Thrall'ın doğuya gittiğini duyanlar gemilere atlıyorlar, yavaş yavaş gidiyorlar. Daelin Proudmoore da yolda bunları fıtıt 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 diye avlıyor. Çünkü gerçekten denizlerin hakimi o sırada o. Ve bunların nereye gittiğini öğreniyor. Diyor ki Kalimdor'a gidiyor. Tamam, bunlar Kalimdor'da çok büyümeden ben bunları bir mızraklayayım, kıtıt kıtıt yapayım diyor. Egwin Med'in kovmadan çıktığında ölü değil miydi ya? Evet, o dediğim gibi o komik retcon yedi zaten. Benim anlatmak istediğim o komiğe girmeden Cycle of Hatred kitabında Jaina ile Egwin'in bir araya gelip Egwin'le birlikte işte takılmış olmaları. Velhasılı kelam. Devam ediyorum. Daha sonra Daelin yavaş yavaş karaya doğru çıkmaya başlıyor. Ve Jaina'nın öldüğünü düşünüyor açıkçası. Yani Jaina'nın var olduğunu düşünmüyor bu sırada ve tı 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 diye işte yavaş yavaş teker teker orklar avlanıyor. İşte bu sırada Rexxar görevlendiriliyor bu konuyla alakalı. O Thrall diyor ki git şunu öğren bakayım falan filan. İşte bu diyor mavi zırhlı değil bunlar, işte mavi formalı değil bunlar. Yeşil formalı, bu garip falan filan. Jaina'ya soruyorlar. İnsanlar saldırıyor bize, hayırdır falan filan diye. Jaina geliyor araştırma şeyini ve zaten yeşil formayı görünce işte Kul Tiran'ın şeyini, üniformasını. Tamam aşkım, bence de olabilir. Jaina geliyor ve diyor böyle ki bunlar diyor benim babamın askerleri. Ben tanıyorum, dur ben halledeceğim diyor. Ve halledemiyor. Yani babası dinlemiyor onu. Ya diyor ki sen her zaman naif oldun diyor işte. İyi yürek. İşte yemezler diyor. Ben bu orklardan çok çektim diyor ve savaşa devam edeceğini söylüyor. Ama Jaina burada çok büyük bir ikileme bırakılıyor. Yani babasının yanında yer alırsa, benim fikrimce yer alsaydı şayet, o da ölenlerin arasında olacaktı. Orkların yanında yer alsaydı halkına gerçekten ihanet etmiş olacaktı ve sadece aradan çekildi. Hatta Daughter of the Sea şarkısında da Stood Aside diye geçer hani. Hızlı kenara çekildi der. Evet. Kenara çekildi der. Yani bir taraf oldu demez. Aslında bana sorarsanız Jaina ve Teramor halkı için mantıklı olandı. Çünkü orkların... Devam et, yok yok. Kendi koşuyor. Orkların yoğun olduğu bir bölgede yaşanıyor bu olay. Yani ezip geçecek orklar. Ve nasıl söyleyeyim? Şimdi lütfen beni hate'lemeyin ama yani Garrosh gibi hazır büyük bir Horde krallığının üzerine konmuyor Thrall. Burada dişleriyle kazıyarak kuruyorlar bu Orgrimmar'ı, Drotan'ı ve gerçekten hayatta kalma mücadelesi bu orklar için. Ve bu Teramor'da yaşanacak olan, birazdan anlatacağımız savaş kaybedilirse orklar için gerçekten oyunun sonu gelmiş olacaktır. Yani gerçi bilmiyorum yani biraz kuzeyde de kudurmuş Hellscream var ama yani o benim bildiğim kadarıyla o olaylar yaşanmadan zaten onun ölüyordu, doğru muyum? Zaten Scream zaten Warcraft 3'ün başında, ortasında ölüyor. Sen ama işte oradaki işte Hellscream gilliler de az fena değil yani. Onlar da kırmızı gözlü orklar, yarıp geçerler yani. Velhasıl yani savaş sıkıntıya girecek. Yani orkların motivasyonu bu şekilde. Gerçekten Teramor'u dümdüz edecekler. Jaina'nın da tek bir isteği var. Evet, o benim babam. Ama dinletemedim kendimi. Lütfen benim halkımı bağışlayın diyor. Rexxar da elimden geleni yaparım diyor. Ve gerçekten de böyle Black Ops operasyonları gibi giriyor. Sadece Daelin'i avlayıp çıkıyor içeriden ve çok acıklı bir şekilde Jaina babasını burada kaybediyor. Chat okuyorum bebeğim. Ne chat? Ben onu da okuyorum. Abi Rexxar güzel bir şey değil. Evet evet. Bu da yani Jaina bayağı anlatmaya çalışıyor değil mi? Tabii. Bilmiyor yani değil. Çünkü o yani Daelin de mesela o orkların Eastern Kalim'de orada Legion'a karşı savaştığını falan bilmiyor. Haberi yok yani. Ya adamın onun için hafızasında şey olarak hani orklar işte uzaydan gelen yaratıklar işte evet, oğlumun evet. olduğu gemiyi ejderha ile yakarak yok ettiler tarzı. Hiç Jaina evet. demiyor bile yani sen ne diyorsun falan diye hiç dinlemiyor. Oğlu da hayattaymış işte, boşuna rage'e girmiş meğersem. Yok abi şey öyle. Hayır Derek. Derek. Büyük oğlan.
Ha. Ha işte ha ha sen Tandret'ten bahsetmiyorsun, Derek'ten bahsediyorsun. Yok Derek, Derek şeyde ölüyor işte o. Doğru 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 doğru. Doğru. Hatta biz gidip tabutunu çıkartıyoruz da sonra uyandıracağız diye. Evet. Horda da ne pis iş yaptırmışlar ya. Nasıl yani? Nasıl? Ya gidip suyun altından tabuttan adam çıkardık ya. Bir de iğrenç bir görevdi abi. O kadar uzun sürüyordu. Evet. Evet. Neyse. Neyse çok dağıldı. Burning evet. Crusade'e geleceğiz. Burning Crusade'e kadar Jaina ile takılmayacağız. Çok çok. Warcraft 3'te zaten Werewolf oluyor. Jaina yerini alıyor. Zaten Terem orada takılıyor. İşte gidenlere görevler veriyor falan filan WoW'da da. Benim hatırladığım Burning Crusade'e kadar Jaina'dan ses çıkmıyor. Doğru muyum? Şöyle WoW Game... Vanilla'ya oynamadım. Konuşayım. WoW Gamepedia'dan bakıyorum. Yok. Warcraft 3'ü bitirdik. İyi dedi işte ya. Şeyde hani o Terramor'da kulede duruyor. Görev veriyor falan. Aynen öyle. Şey Burning Crusade'de de böyle çok derin bir lore olarak girmiyor. Az önce anlattığımız şeyi adını sen söyle. Warcraft 3'ün sonundaki o savaşı simüle ettiğimiz bir Battle for Mount Hyjal raid'i geliyor. Ki zaten Caverns of Time'da giriyoruz. Eskiye gidiyoruz yani. Geçmişe gidiyoruz orada. O olayı yaşıyoruz. Ve az önce söylediğim gibi ön savunma hattını oluşturan Jaina Rage Winterchill ile karşı ilk savaşan ekipte yer alıyor. Bu arada Alliance'da olsanız, Horde'da olsanız bu raid'in içine girdiğinizde hem Jaina ile hem Thrall'la dost oluyorsunuz. Yani size friendly targetler gidip dalıp evet. Kesmiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Çünkü o sırada Azeroth'u koruyorsunuz. Aynen. Azeroth'u aynen öyle. Şimdi biz Jorum'u yakayım. Ben devam edeyim mi diyormuş? Et aşkım ne olur. Yok ya hayır. Red of the Lich King'e geldik. Ben de neyi anlatayım? Nereye anlatayım? Red of the Lich King'e geldik abi. Anlat nereye anlat. Ya bir de şey var abi. Red of the Lich King. Yani şey Pandaria kadar Jaina sürekli şeyin peşinde. Hani Terramor biraz şey kalsın böyle barış yapalım diye Thrall'la Varian falan görüştürmeye çalışıyor. Evet evet sürekli görüşme içinde olur ama takip işte, Drona şey yapana kadar. Cho'gall'ın emrinde iki tarafı Yratoğutuliçk'ten hemen sonra oluyor zaten bu. Hani Yratoğutuliçk'in ardından Alliance'la orada artık tam böyle savaş tamamen bitirecekken Garona Cho'gall'ın zihin kontrolüyle Varian'a saldırıyor Terramor'daki toplantıda. Oradan sonra Varian tabi her zamanki öfkesiyle bu iş olmaz deyip gidiyor. Lich King'de de Jaina yine çok ön planda değil ama hani Uldar sinematiğinde görüyorsunuz. Yok. Öncesi var. Bir öncesi var. Önemli bence. Anlatayım ben. Oath of Reflection. Yok. Battle for Undercity. Ha, peç gittim tamam ben. Şöyle arkadaşlar, Wrathgate sinematiğini biliyorsunuzdur. İşte Bolvar'la Saurfang'in oğlu Drenosh gidiyorlar, Lich King'in kapısını çalıyorlar. Birader içeride kimse var mı? Çık, hesap ver. İşte sen yetkili bir abiye benziyorsun falan, okuyorum ben ya falan. O tarz bağırışlar, çağrışlar dönerken Lich King bütün heybetiyle Wrathgate'de kendisini gösteriyor, kılıcını çekiyor. Önce Saurfang'e bir tane sallıyor, tam Bolvar'ı da halledecekken Pütris bu şeyi okuyamıyorum ben abi. Grand Apothecary. Neyse. Büyük kim simyager. Grand Apothecary. Büyük simyager. Ben öyle diyeceğim evet. Türkçe. Büyük simyager. Pütris oradan vebayı salıyor. Diyor ki ister Alliance ol ister Horde ol bana ne lan diyor. Hepiniz geberin diyor. Yeter ki Lich King ölsün diyor bizi bu hale sokanların sorumlusu olan diyor. Bütün vebayı salıyor üstüne. Diyor ki işte bizi unuttunuz mu ya da unuttuğumuzu mu sandınız gibi falan. Did you think we have forgotten? Did you think we have forgiven? Bu arada şeyi düzelteyim. Lich King Drenos Saurfang'ı öldürüyor. Evet. Ya yani onu bir... Drenos dedim zaten. Yok Saurfang dedim. Soyadı Saurfang şimdi ne diyeyim abi bu yabancılarda da yani. Mesela hani Jordan, hayır, Michael hayır, Jordan diyorsun. Vardır, hani belki babası da olsa oğlu da olsa formada Jordan yazacak yani. Hani belki yeni olan ya da yok, bilmeyen yok, Saurfang oradan öldü. Yani doğru söylüyorsunuz. Oğlu. Bizim bilinen Varrok Saurfang'in oğlu. Evet. İzlesek i̇şte mi o sinematiği? Ardından Alliance ile Horde. İzleyin istersen. Dönüyor dönüyor. Arkada dönüyor şu anda. O prodüksiyona giremiyorum kusura bakmayın. Linkini atabiliriz. Bunların ardından Alliance ile Horde.
Özellikle Varian'ın konusunda. İzlesek mi sinema maçıydı? Diyorlar ki bu diyor Sylvanas'ın bok yemesi diyor. Sylvanas da hemen çıkıyor. Yok lan diyor, öyle bir şey yok. Vallahi haberim yok diyor. Diyor hepsi Andriste'de öğretilmiş diyor. Aa diyor. Hani? Benim hiç haberim yok diyor. Vay şerefsizler haberim falan yapıyor böyle. Varimatras senin komutanda diyor. Aa diyor falan böyle. Yani biraz orada Sylvanas'ı salağa yatma durumu var. Ama tabi Thrall ve Varian, özellikle Varian işini şansa bırakmayacak. İzleyek izleyek. Şey... Tamam tamam hadi. Tamam söz. Hadi izleyek izleyek. Şeyi söyleyelim. Emri Sylvanas vermiyor ama üretimi Sylvanas emeliş. Plague'in vebanın üretimini Sylvanas istiyor. Olmasın Sylvanas istemiyor. Onu diyorlar. Yersen. Diyorlar. İşte, kesin yok bir şey. Bundan çıktı. Fort Chronicles'da öyle bir yer. Chronicles'da bundan çıktı diyorlar. Hani yersen uzay eriği. Da. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Yeni halinde aç da bak. Telif. He. Ah telif ah. Nerede? Ne nerede? Ekran vereceğim de bebeğim. Geldi mi hocam? Geldi. Kendimizi de sokalım yayına. Geldi mi hocam? Geldi. Dur. Doğru muyum? Evet geldi. Hazır mıyız? Hazırsınız. Hazırız. Bol var Four Dragon. Anduin bebeydi daha bunu ilk gördüğümüzde. Dikkat ettiniz değil mi sesleri arkadan bağır. For Lordaeron diye bağırıyor adamlar. Hı. Onu da söyleyeyim. Çünkü Lordaeron'un intikamı alınmaya geliyor. Evet. Bu ara arkadaşlar çok kısa bir anekdot vereyim. Bu sinematiğin önemli olmasının başka bir nedeni daha var. World of Warcraft'taki ilk in-game sinematikti bu. İlk in-game, evet. Yani ilk oyun içi grafiklerle hazırlanmış sinematik. Yani o zaman oynayanlar için büyük şaşkınlık. Evet. Blood and glory await us. Ne oluyor? You speak of justice, of coward. Come forth, coward, and answer for your crimes. Bu arada bağırdıkları kişi de Lich King ha. Çık dışarıya oynayalım diye bağırdıkları kişi Lich King. Lich King'in cevabı da güzel ama sen mi korkaktan ya da adaletten bahsediyorsun? Sana ne zırhın adaletini gösteriyorum. Of cowardice, I will show you the justice of the grave. Let it be finished. Leroy Jenkins. Herkes şok. Of. Bu hareketinde şöyle bir önemi var. Diriltecek Saurfangiler de kendisini. What? Did you think we had forgotten? Did you think we had forgiven? Behold now the terrible vengeance of the Forsaken. Charge at you. Take your minute here for this. Death to the scourge and death to the living!
can see. This is the hour of the Forsaken. We're finished. No escape. Burası çok güzel. For any of us. Motor skeç. Geliyorlar. Alex biraz da geliyor, yakıyor. Yayılmasın değil. Ve oradaki insanların acısına son vermek adına. Şimdi burada şöyle de bir değişik, enteresan olay vardır. Arkadaşlar, buraya giderseniz, bu görevi yaptıysanız eğer ve buraya tekrardan giderseniz orayı hala yanmakta görebilirsiniz. O şekilde yanmaya devam eder orası. Velhasıl rica ettiniz, kırmadık, izledik bütün sinematiği baştan sona arkadaşlar. Bu sinematikten sonra Alliance ve Horde karar alıyorlar. Diyorlar ki bunların sorumlusunu öldüreceğiz çünkü askerlerimizi öldürdünüz. Yaptığınız şey saçmaydı, şu bu falan diye girişiyorlar ve Horde ve Alliance bu şekilde... bu şekilde tekrardan Undercity'nin kapılarında birleşiyorlar. Tabii kimse Varian'ın planından haberdar değil. Güya diyorlar ki işte ortak bir şey kurulacak. Komisyon kurulacak. O komisyon adını sen söyle. Nasıl? Undercity'yi kontrol altında tutacak falan filan. Tamam mı? Tamam diyorlar. Dalıyorlar içeri. Bu kraliyet odası dediğimiz ya da işte Sylvanas'ın bulunduğu oda, yani Undercity'yi bilenler bilir. Oraya kadar geliyorlar ve Varimatras'ı, Pütrus'u buluruz. Kesiyoruz. Pardon, Varimatras'ı kesiyoruz. Ve orada Varian dönüyor, diyor ki artık yetti diyor. Hazır diyor, bütün ork aleminin önde gelenleri de buradayken diyor. Ben sizi de bir biçeyim diyor. Hadi bakayım derken hop Jane'i oradan alıyor götürüyor insanları. Undercity'nin dışına çıkartıyor. Hadi bakayım diyor, yallah bu böyle olmaz diyor. Orada tekrar Thrall'ı korumuş oluyor. Ve Thrall da Corkron dediğimiz elit bir koruma sınıfı olan sınıfını, savaşçı sınıfını şeyde bırakıyor. Eskiden eğer oynadıysanız ya da bu görevi artık nasıl oluyor süreç bilmiyorum ama eskiden Stitch gibi işte Abomination'lar savunurken şehri, daha sonra orklar savunmaya başlıyor. Bu olaydan dolayı buradaki Jaina'nın yeri dediğim gibi, adını sen belki söyle. O görev kaldırıldı galiba abi. Kaldırıldı. Direkt Corkronlar duruyor olabilir. Adını sen söyle. Yani Undercity'yi kurtarıyor Jaina. Öyle söyleyeyim, Alliance'ın elinden. Özetle bu. Evet. Daha sonra Bran Bronzebreath Yogg-Saron'un işte hapishaneden kurtulduğunu öğreniyor. Uldor'a gidiyor ve koşarak Uldor'dan kaçmaya başlıyor. O sırada da Kologram böyle gözleriyle bakıyor, böyle ışın saçıyor. Zzzz yapıyor falan. İşte Bran önde koşmaya başlıyor. Öyle bir sinematik vardı. Çok girmeyelim. Ve Dalaran'da buluşuyorlar. Bu arada Dalaran yerinden söküldü, şeye doğru, kuzeye doğru uçtu. Çünkü Scourge belasına karşı bir olunacak yer, yani oradaki bir kale olacak bir adım olması için. Neyse, Krintor'u topluyor, Ronin falan burada. İşte Ronin tuttu anlatıyor şeyi, işte Varian'ı çağırmış. Bu sırada tabi Horde ve Alliance arasında kapışma devam ediyor. Varian'ı anlatırken olayı, diyor ki bak diyor işte Old God'lar serbest kalmış falan filan derken bizim Garrosh'ta şey geliyor, Thrall geliyor mevzuya. İşte beni çağırmışsın Jaina, hayırdır falan diyor. Lan diyor, niye erken geldin diyor. İçeride konuşma var falan derken bunlar zıbon diye içeri giriyor. Orada hatta Garrosh böyle çok nasıl söyleyeyim, laf yapıyor işte. O diyor korkak cücenin gözlerindeki korkuyu bizzat görmek istiyorum diyor. Ve giriyorlar o sırada. İşte diyor ki ben bunlarla birlikte savaşmam falan diyor. İşte birbirlerine atar yapıyorlar. İşte bunu ben halledeceğim diyor. O da şey diyor ki bana bırakın lan bunu falan diyor. Varian'da. Garrosh'la Varian tam birbirine girecek. Oradan sümük gibi ikisini duvara yapıştırıyor şey. Ronin. Ayrılın lan diyor. Daha büyük belamız var falan filan. Derken Horde ve Alliance Uldor'a ayrı olarak giriyorlar. Hatta ilerleyen dönemlerde Horde ve Alliance
Grand Crusade of Trial of Crusade mi ne, öyle bir raid daha var. İşte Anubarak'ın oldu. Oraya da ayrı giriyorlar. Hatta içeride birbirleriyle de kapışıyorlar. Jaina'nın buradaki rolü ne? Jaina burada Trial ve Horde'u Dalaran'a çağıran kişi, Dalaran'a davet eden kişi oluyor. Ve bu sayede normalde Lordaeron Alliance'ına bağlı olan bir şehirde yer almasını sağlıyor Horde'un. Hatta Horde'a gittiğinizde şimdiki Dalaran'da işte Sylvana Spire diye geçen aslında işte Horde'un tarafının olan bölgesi Jaina sayesinde kuruluyor. Daha sonra Jaina bunları siktir edecek ama ilerleyen mevzu. Oh derken eğer ki Horde oynuyorsanız Sylvanas'ı takip edeceksiniz arkadaşlar. Alliance oynuyorsanız Jaina'yı takip edeceksiniz. Nasıl takip edeceksiniz? Bu aşamadan sonra yani Anubarak kestikten sonra, bu az önce bahsettiğim Grand Crusader Trial mi işte oraydı. Trial of Grand Crusade işte. Neyse. O raid'den sonra Jaina ile birlikte görevler yapa Lich King'e kadar gidiyorsunuz. Ve Lich King'e girdiğinizde artık sazı Tyrion Fording alıyor. Oraya kadar Alliance oynayan arkadaşlar Jaina ile kovalıyordu. Yani o Fall of the Lich King dungeonları da Jaina ile birlikte yapılıyordu. Hatta birinde işte Jaina içeri giriyor. House of Reflection olması lazım yanılmıyorsam. Uther'i House görüyor. House of Reflection abi. Evet orası House of Reflection. Hatta şey de söyleyelim. Ondan önceki Pit of Sauron'da da Jaina var. Hatta aslında orada... Hayır, hepsinde Jaina var da hani evet, hikayesel anlamda burada bir Uther'le karşılaşma mevzusu var. Evet. İşte damn girl demedim mi sana işte bu falan filan muhabbetleri geçiyor. Hatırladın mı şey konuşmayı? Evet evet biliyorum canım işte. Dermasal ve SP ilişkini de orada söylüyor. Normalde diyor ki tamam diyor işte anladın diyor. Aslında orada Lich King o kılıcı oraya şey bırakıyor. Yem bırakıyor. Bait bırakıyor. Gelsinler de işte dayağını vereyim onların ağzına eline yüzüne falan diye. Ama işte Jaina tabii aşkı olduğu için yani Arthas eski sevgilisi gitmek zorundaydı. Hatta dungeon'ı bitirdiğinizde şey yapıyor, hatta işte siz burada bosslarla kapışırken Jaina yukarı gidiyor. İşte Arthas'ı yakalıyor güya, Arthas'la kapışıyor ama Arthas bunu ikiye bölmek üzereyken geliyor son anda işte onu Ice Bloon'un içine sokuyor. Alıyorsunuz Jaina'yı, kaçmaya başlıyorsunuz yolda. O yolda da işte bitiriyorsunuz. Bir gemi sizi bekliyor. Gemiye biniyorsunuz. Kaçıyorsunuz. O sırada şunu söylüyor zaten. Özür dilerim. Kendi gözlerimle görmek zorundaydım. Hani Arthas'ın içinde yani Lich King'in içinde hiç Arthas kalmadığını kendi gözlerimle görmek zorundaydım diyor. Jaina'nın bu dungeon'daki büyük lore sözlerinden biri de bu. Velhasıl ondan sonra işte Jaina'yı şeyde de görüyorsunuz. Adını siz söyleyin. Ice Crown'ın içine girdiğinizde de görüyorsunuz ama sazı dediğim gibi şey alıyor. Adını siz söyleyin. Tyrion Fordring alıyor. Ve Arthas'ın önüne yani Lich King'in önüne Jaina çıkmıyor. Ama Jaina'nın kolyesi düşüyor Lich King'den. Onu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta şuradan bir bakayım. Kreisa Portal Teleporting Mesmerist Dalaran'ı. Yani siz Dalaran ışınlayan bir kolye düşüyor. Teşekkür ederim benim. Kataklizm başlarında Jaina ile alakalı çok fazla bir lore şeyi ben hatırlamıyorum açıkçası. İşte tekrar işi bitti artık. Kuzeyde pek bir işi kalmadı. Geriye dönüşler yaşanıyor. Teremora dönüyor ve oradaki şeyini alıyor. Yerini alıyor. Garrosh'un muhabbetleri başlıyor bu sırada. Garrosh çünkü War Chief oldu. Garrosh'un aldığı aksiyonlar Pandaria'da biliyorsunuz Jaina'yı tam anlamıyla vurmaya başlıyor ama bunlar dediğim gibi Garrosh ve Horde'un özelinde olan olaylar. Kısaca anlatayım, işte Grim Totemlerle falan saldırıyor, işte o sırada bir bombalama olaylar oluyor ve işte bir Bane'le Kane'le Garrosh bir düello tutuşuyor ama Grim Totem'in işte zehirlediği bir silah yarası yüzünden Kane ölüyor. İşte Taurenler kafayı yiyor falan filan. İşte tam birbirlerine dalacak olurken işte Garrosh özür diliyor şu bu falan. Velhasıl şey karışıyor. Horde karışıyor. Tides of War ben yanlış hatırlamıyorsam Pandaria döneminde yaşanacak bir olay. Pandaria döneminde yaşanan olay ise şu şekilde vuku buluyor arkadaşlar. Garrosh biraz artık şeyini aşmaya başlıyor. Adını siz söyleyin.
Evet, Kane'i orada Garrosh öldürüyor. Ama onun şeyinden eminiz. Kane'i öldürmek niyetinde değil. Grim Totem'in yaptığı bok yüzünden hayatını kaybediyor Kane. Tamam. Çizik atıyor orada silah ya sadece. He? Çizik atıyor sadece. Evet. Silah zehirli olduğu için öldürüyor. Yoksa normal herhangi bir silahla çizik atsa öldürüyor. Ya ölümüne dalmıyorlar zaten birbirlerine. Yani ölümüne dalmıyorlar derken yani Makkora ama işte pes diyene pes deyince duracaklardı yani. Haddini aşan. Velhasıl şöyle boğazındaki gıcığı da sildikten sonra hızlandırılmış Jaina turuna devam ediyoruz arkadaşlar. Garrosh'un kafasındaki fikir şu. Bütün dünyayı ele geçireyim ve bundan da buna da Kalimdor'la başlayayım. Hatta işte ilk ufak ufak savaşlarını Ashenvale değil mi? Bölgenin adı yanlış hatırlamıyorum. Ashenvale'de de başlatıyor. Oradaki pek çok Night Elf köyünü yakıyor, yıkıyor. Ve en büyük şeyi biliyorsunuz buradaki oluşum, Alliance oluşumu Night Elf'ler. Night Elf'lerin üstüne ciddi bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Tank to the Warsong Clan. Aşağıda da güneyde de insan oluşumu olan Teramor'a doğru yürüyüşünü başlatıyor. Teramor'a doğru yürüyüşünü başlattıktan sonra arkadaşlar Jaina tabi biraz dik duruyor burada. Hani Tral'a güveniyor. Tral nerede bu sırada? Tral işte elementlere karıştı. Oradan Agra'ydı yanılmıyorsam. Agra'ya aşık oldu. İşte Throne of the Elements'in olduğu Nagrand'a geri dönüyor. Orada çoluk çocuğa falan karışıyor. İşte bundan sonra klanın lideri yani War Chief sensin diye Garrosh'a bırakmıştı. Kataklizm döneminde oluyor bu olaylar. Ondan dolayı Tral yok. Yani Tral müdahale edemiyor mevzulara çünkü haberi yok. Garrosh da diyor ki yani gidin kardeş diyor. Ben bu kıtayı komple Horde hakimiyetine sokacağım. Gidin diyor yani. Gidin diyor. Şehri kuşatma altına alıyor ve bir koridor açık bırakıyor. Diyor ki buradan çıkıp gidebilirsiniz. Buyurun işte burası kapı. İstediğiniz gibi çıkın. Öldürmeyeceğiz söz. Binin gemilerinize ve Eastern Kingdoms'a gidin. Savaşı oraya taşıdığımızda mertçe, yiğitçe dövüşürüz diyor. İnat ediyor Jaina. Çıkmıyor. Halkı da aynı şekilde pes etmiyor. Jaina'ya bağlılıklarını gösteriyorlar. Mevzuya Ronin karışıyor. Ronin de diyor ki ben diyor Lich King yani Wrath of the Lich King döneminde hem Ulduar'a karşı yapılan kuşatmada saldırıda hem de Ice Crown'a karşı yapılan kuşatmada barışçıl bir rol oynadım. Her iki taraf için de önem teşhis ettiğimi düşünüyorum diyor. Ve ben burada bulunursam Garrosh buraya yani nasıl söyleyeyim wiped out yani temizleme yapmaz. Evet belki savaş olur kuşatma durur ama öyle herkes öldürmez falan düşüncesinde girişiyor. Ama öyle olmuyor çünkü Pandaria'da biliyorsunuz Isharaz'ın etkisini hissediyorduk ve Garrosh'ta da bu etkiyi yavaş yavaş hissediyoruz çünkü zaten Garrosh'un hani her şeye sahip olacağım açlığı ve bunu sadece orklarla yapacağım açlığı da daha sonra boy gösteriyor onu da biliyorsunuz. Bu açlık artık geri adım atılamaz noktaya geliyor ve diyor ki release the Kraken mana bombu şehrin üstüne salıyor. Mana bombu şehrin üstüne saldıktan sonra Ronin son hamlesiyle buradan Jaina'yı kurtarıyor. Böyle fıt diye suya doğru fırlatıyor. Onu nasıl söyleyeyim kurtarıyor. Suya doğru fırlatmıyor. Portaldan geçirip sonra portaldan geçmesini sağlıyor Jaina'nın güvende kalması. Ya işte tamam dediğim gibi o hani evet. Meşhur şey var ya onun suya düşmüş hali var ya. Tides of War kitabının evet. Kapağındaki o şey hani evet, gönderme evet. Yapayım. İşte orada saçları beyazlıyor. Ulan diyor ömrümden ömür yediniz diyor. Saçları ben... beyazlıyor bu arada yani. Orada beyazlıyor. Bu olayda beyazlıyor işte. Bu kadar. Bunda bu mı? Mana bombası yiyor aşkım. Tamam ha bunda. Sen hiç hayatında mana bombası yedin mi? Hayır. Hani bir de saçları sarıdan beyaza dönüyor. Sarı beyaz bir şey oluyor. Hatta hani şu bu an ön kısmında azıcık bir sarılık kalıyor. Geri kalan her taraf evet. Beyazlıyor. İşte dediğim gibi şey oluyor işte ömrümden ömür yediniz lan saçlarımı arttınız lan yapacağınız savaşa sıçayım diyor daha sonra. Hatta hani başka övücü detaylar verelim o zaman. Jaina'nın bir yaveri var aslında. Şimdi Nom
Kid diye miydi abi, şu an hatırlamıyorum. Çırağı. Ben de sen çırağı. İlk çırağı. Bence daha güzel oluyor biliyor musun? Çırağı, non-match, kız ve o Jaina işte bu marmumu patladıktan sonra marabon patladıktan sonra Teramor'a dönüyor. Hatta onun bir maşinması da var. Bir tane Kalisin galiba, çok güzel bir maşinası. Maşinama izleyemeyiz. Şey yapma. Yok hani insanlar hani bakmak isterler. Ha eyvallah. Ondan sonra mı bu kadar şey oluyor? Teramor'a uğur bakıyor yani, o yaşananlara bakıyor ve o Nom'u da kucağına aldığında o kız toza dönüşüyor, manaya dönüşüyor. Orada da yani çok ciddi darbe yiyor yani. Çok zor toparlanıyor yani. Jaina'ya kızarken hani bir ara şey vardı ya işte, çok şey oldu, çok cip oldu işte, bitch falan dendi ama yani ya bunu şey... unutmamak lazım. Bunu bir yere kapatıyorlar. Devam edebilirsin abi, pardon. Nereye kapatıyorlar? Bir yere kapatıyorlar, böyle rüyalar görüyor orada. O rüyalar işte şeyde, geçmişe giderken. İleride olur. İleride BFA'da. BFA'da oluyor değil mi? Kim kapatıyor onları? Nasıl görüyor onları? Onları ben bilmek istiyorum. Anlatırız nerede? Anlat. Çok da ben de hakim değilim. Elanis'i oynasaydık görürdük aslında. Tamam, Kultras'a gelince de. Aynen, anlatırım. Ya burada şöyle, Pandaria'nın hani olayı buydu. Jaina ile alakalı. Daha sonra zaten Jaina şeye gidiyor. Dalaran'a gidiyor. Sıçarım lan diyor. Bütün Horde büyücülerini öyle fıtan fıtan şeyden oluyor. Hı? Divine Bell olayı var. Gerash bir tane işte şey çan alıyor şeyde. Ha, yalan söylüyor falan. Anlarını silah kullan, alıyor, evet. Silah olarak kullanmak için. Hı, biliyorum onu. Alliance bunu alıp Dalaran'a saklıyor. Daha doğrusu işte şeye Dalaran'a getiriyorlar, Dalaran'dan da Night Elf'ten oraya falan götürüyorlar. Mobu çanı mıydı? Şöyle bir bulmaya çalışıyorum da. Divine Bell diye hatırlıyorum ben. Tamam, Divine Bell de Mogu çanıydı, Mogu şeyiydi diye hatırlıyorum. Evet evet. Ya işte her neyse zaten şeydi, Dalaran'da bir kabile var herhalde şeyden, Blood Elf'lerden bu. Sanrı var mı? He. Onlar Gerash'a şey yapıyor hani. Aga diyor sen, nasıl bak diyor? Senin Bell burada. Onun şeyini veriyorlar, tipini veriyorlar. O da Gerash tekrar Bell'i alınca da Jaina diyor ki siz madem hani Dalaran'ın liderini öldüren adamla işbirliği yapıyorsunuz, bu memlekette size ekmek su yok şeyiyle girişiyor millete. Evet öyle, o yüzden. Yani aslında hatta ben onu şeye bağlıyorum ama yani, yani bu Tides of War'daki mana bomba olayına bağlıyorum, zaten hani yer arıyordu, bu da üzerine bahanesiydi yani Divine Bell bence. Bir de şey de oluyor ama Garrosh mesela Anduin de çok fena yer alıyor ve Sivana, Jaina Anduin'e değer veriyor, teyzesini gördüğü için Anduin'e, öyle bir detay var. Teyzesi gibi mi? Değil mi? Aslında yaşlar öyle oluyor yani bir yerden sonra. Şey, evet. Anduin Aunt'i diyor ona ya. Şeyde bayağı Aunt'i diyordum, Aunt'i Jaina diyor yani Anduin Jaina'ya. Oğlum Anduin 18 yaşında yani, çok şey yapma. Şu an 18 yaşında Anduin yani daha. Çok normal. Bu yani ara onun için, ondan sonra hani Sanrı'yı bunları katlediyor. Hatta o yüzden Blood Elf'ler hayata katılamıyor. Onu da söyleyeyim. Alliance'a katılmıyorlar. Katılmıyorlar evet. Evet, çünkü hatta orada şeyin Lord Temur'un şöyle bir geyi vardı. Çok da hoşuma gider. Adını sen söyle. Alliance, yani Jaina şunun farkında değil mi diyor Lord Temur. Alliance var olduğu için Horde var olacak diye bir laf yapıyor. Bu şey... Varian da şeyi azarlıyordu hatta, Jaina'yı benim ne yaptığımı bilmiyorsun, gidiyorsun orada şeylere çünkü. Ne haklı arıyorsun, her şeyi... Kafa atıyorsun diyordu orada. Her şeyi mahvettin diyor, evet. Lord Tamar derin felsefeler yapıyor. Yani Lord Tamar'ın yaptığı da aslında hoş değil yani kardeş, sen de niye el altından Varian'la görüşüyorsun yani? O şey Gerash döneminde herkes zaten Gerash'a bileniyor. Ya. Ya Gerash'a bileniyor da kardeş, Horde'u düzelt yani. O zaman sen Horde olamamışsın diyoruz. O başka günü. Horde'un felsefesini anlamamışsın diyoruz. Neyse. Dawn of the Aspects'e geldik burada şu anda. Bakıyorum çok böyle detay bir anlatacağımız bir şey var mı? Kalagos'la takılıyorlar bu dönemde. Şimdi Kalagos'la aşk yaşıyor. Evet, çok önemli. Tabii canım yani devlerin aşkı gibi büyülüydü. He? Bir ara trolla. Dreadlord Jaina vardı. Ya yok, o tamamen Dreadlord şey ya, onu konuştuk ya. Geçen Heroes of the Storm'a skin gelsin diye yapılan mevzu. Neden yok, tamamen fan. Ha, bir de fan Pandaria'da şeyde yani görüyorduk. Neydi o adanın adı ya? Dur bulacağım. Bir adada görüyorduk Jaina'yı. Bu Isle of Thunder işte. Thunder sana King'in adasında. Heh, orada King'in görüyorduk. Orada işte Alliance'ın birliklerine şey yapıyordu. Orada bir tane panda iniyordu aşağı. Bugün şeyinize son verin.
işte kavganıza son verin. Taranzu attı hani. Alliance Order'da yine olay çıkıyor. Taranzu. Geliyor Taranzu hani yeter ulan hani her şeyin içinde ettiniz zaten bir yeter artık savaşmayın burada bağırıyor. Onun için orada duruyorlar. Ve Jaina işte Değişer'in asasını alıyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü şu an Jaina'nın elindeki asada Amantul'un gücünden bir parça var ve bu evet. Chronicles'la beraber retconlanmadı yani bu hala canon. Jaina zaten çok güçlü, bir de elinde böyle bir şey var, onu da bilmiyorum. Bu ara War Crimes'a çok ciddi bir şekilde girmeyeceğim. Şeyi anlattım mı? Bu olay Teram oradan sonra Orgrimmar'ın üzerine Tsunami sürüyor da Troll da Kalagos aşkım canım deyip ikna ediyorlar ya. Yo, onu yapma bilmiyorum. Diye. Onu bilmiyorum ben. Mana şey... Bomb'un şeye o şeyi alıyor işte. Focusing Iris midir nedir onu? Ha onu biliyorum. Ondan düzinelerce şey yaratıyor. Water Elemental yaratıyor. Orgrimmar'ı komple su altında bırakmaya gidiyor. Ha ben orada şey işte... fırtınalar falan deyince tamam yok elementaller olayı biliyorum. Her dedim sen evet. Troll'la işte Kalagos aşkım canım deyip onu ikna ediyorlar. Bir sakin ol. Hatta Kalagos şey diyor yani sen Arthas gibi olmak istiyorsun. Arthas da Statoon'da masumları katletmişti diyor. Orada işte bir aşk oluyor başlıyor falan. İşte Jaina ile Troll'un aşkı da burada başlıyor falan. Yok Kalagos. Onu hiç aşkı. Böyle bir ima vermeyelim başımda. Yok daha sonra şey yeşil büyük kaslı falan yapıyor da ya ileride. Tabii canım öyle bir şey var ya. Bir de Pandaria'nın sonunda şey detayı var işte. Çok kötüsünüz. Garaj indikten sonra tahttan bir gaza getirmesi var Varian'a. Değil mi? Yürüyelim ordunun üstüne şimdi zayıf. Evet adam şimdi başlamışken diyor. Ne yaptı belli değil ya. Ne? Ne halt ediyor belli değil. Bir horn'un böyle bir seviyor, bir sevmiyor, bir öpüyor, bir sarılıyor falan. Tabii canım kafamda. Ya Tral'la aslında yok, aslında şey yani. Olarak hala devam ediyor da yani Tral'a olan bağlılığı ve nasıl söyleyeyim dostluğu devam ediyor. Sadece hani babasının zamanında söylediği ya işte sen her zaman naiftin. Bak anlamayacaksın. Bu orklardan şey göreceksin, kötülük göreceksin. Hani kahve falına bakıp söylediği şeyler gerçek çıktı işte yani. Ya orklardan evet, bir kötülük gördü yani. Yani. Anladın mı? O yüzden o affedemiyor ve yani kendi şehrinde oluşturduğu şehirdeki masumlar ölüyor yani. Yani evet. Öyle düşün. Tabi o sırada da Garrosh'un kimin öldüreceğine karar veremiyorlar. İşte Varian diyor ki ben dalarım buna diyor. Memnuniyetle uçururum diyor. Oradan pandalar geliyor. Evet. Hop diyor en çok biz zarar gördük bu işten diyor. Bir kere çok gizliydik sizin sen yüzünüzden açığa çıktık falan diyor. En son Troll dövüyor işte. Ne alakaysa. Derken Draenor'a geçiyoruz. Draenor eklenti paketinde çok fazla bir şey yok. Draenor'da hiçbir şey yok. Saldan geçiyor. Varlığı yok. Şeyde de yok. Legion'da da yok. Aşşalano. Legion'da direkt görünüyor. Ha? Legion'da şeyde gözüküyor abi değil mi? Google'da oylama yapılıyor. Dalar aynen. Broken Sword çıkartmasında görünüyor. Orada herkes ölünce bir anda Dalaran'da ortaya çıkıyor diyor. Horde istemiyorum ben Dalaran'da falan filan yapıyorum. Aynen bak, sonra oylama yapılıyor. Bir detay var ha. Bak Jaina ile geliyor Elias. Sinematikte Jaina yok. O da bir evet şey. Abi ben onu Legion boyunca söyledim zaten. Evet yani, yani o da bir detay. Teleport falan atardı diye çok şey yaptık yani. Protokolü çıkartırdı. Yok kadın yok oluyor bir anda ortalıktan. Ya ama aslında oradaki şey yok olmasının sebebi şey değil mi? İşte sırf ya benim Dalaran'ıma hordu soktular. Ben o yüzden Varian'ın ölmesine müsaade ediyorum. Yok abi şey Dalaran'dan önce oluyor bu olay. Aa. İlk hani Horde'la Alliance beraber gidiyor ya kankayız biz ölümüne kankayız diyerekten Broken Shore'a tamam işte sonra daha sonra şey girmiyor mu Horde? Yok. O Dalaran mevzu. Dalaran'ı şeyde işte bu Broken Shore'da dayağı yedikten sonra Khadgar'ın yanına gidiyorsun. Khadgar diyor ki o zaman ben diyor Dalaran'ı diyor Broken Shore'a götüreyim diyor. Orada tamam sırayı karıştırmışım diyor. Tamam. Hatta o kadar komik ki Tyrion'un öldüğünü görüyor ama sonrasında yok. Yani onu bile o kadar hala orada hayır, var. Hayır burada şeye kızıyorum ben şöyle bir muhabbet. Hani sinematiği yani aşağıda dönen arkada dönen sinematikte görüyorsunuz. Bu Hülehey gibi bir gemiyle geliyor şeyin Andrist'in üstüne. Legion'da yok. Yok evet. Abi yok. Ya bir tane portal açacaktı. Yapacağı hiçbir şey yok hani şey sen söyle. Alliance ordu gibi böyle yani. Ağır yara alıp da yani. Geri çekilmeye başlamadı. Alliance'ın geri çekilmesi port geri çekildi diye başladı. Evet. Yani orada şey... bir portal açsa rahat rahat geçip giderlerdi yani oradan. Ya orada da o. Hordun geri çekilmesi de yani
Warchief ölüyor. Onu... Tral yerde. Yani, ya, onu diyorum yani bak. Ha, abi onlar evet şeyden, orada hani dayak yiyor. O yüzden geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Evet. Alliance'da sıkıntı yok. Hani onlar sırf işte Horde geri çekildiği için çekilecekler. Ya hatta orada dayak abi yeme yani, durumu yok. Çünkü onların biraz daha rahat şeyi. Troll'un dayak yemesi şu seviyede. Tahminen kafasında Legion Games'i falan vurmuş orada yani. O kadar. Ha, aynen böyle yüzük oyun yerde yatıyor böyle. Hatırlıyorsun değil mi o sahne? Yüzük oyun yerde yatıyordu böyle. O sırada işte ya koca bak. Vol'jin dediğin karakter de böyle ucuz bir karakter değil yani. Hem Priest evet. Hem Shadow Hunter yani. Anlıyor musun? Ama Loal'lar o sırada onunla konuşmuyor. Nedense. Hani fıtın fıtıt yaparken onu... arkadan geliyor Ed öldürüyor yani. Ben bildiğin Trash öldürüyor ya. Felguard değil mi? Tak diye geliyor. Neyse işte hani Jaina ama tahminen orada teleportlamaya çalışsaydı olmazdı. Yani bence şu yüzden White da işlemedi orada. Ben onun yüzden o büyünün değiştireceğini pek zannetmezdim. Ama Jaina'nın o sematikte olmaması çok acayip bir şey. Yani. Teleport ne bileyim şey gibi değil mi? Yani teleport açamıyorsan fireball da atamazsın. Yani şey bir ne bileyim böyle bir o Lich King'in evet. Şey yani Lich King'in güçleri işte şeyde işe yaramıyor tarzı bir şey Aralı gibi değil mi o? Bane kardeşimiz kaldırıyor da şöyle kollarına giriyor böyle sürükleyerek götürüyorlar o sırada tralı. Ya direkt yok oluyor şeye de hani şeyde de görünmüyor mesela işte genle şey işte Mechatork falan şeyle kaçmaya çalışıyor gelen uçan gemiyle kaçmaya falan orada çalışıyor. Yok işte, yani, evet. Orada da yok yani. Bir tek şey de var işte saldırın aslanlarım. Of bir sıra bizde bir köprü yapıyor buzdan sağ olsun. Ondan sonra yok. Yok. Sonra şey de var işte Broken Shores orada. Broken Shores orasında Anduin'e gaz veriyor. Bak gördün mü Horde'a bu kadar güvendin. Bu yüzden Varian öldü diyor. Anduin yani dask et lan yeter. Yeter canım başımızda Legion var diyor. Hayır kimse de sormuyor yani neredeydin? Orada popcorn i̇şte, almış böyle şey uçuyor tamam mı? Böyle uçan tabağın üstüne bacak bacak üstüne atmış. Şeyde ağzının payını alıyor işte Katkara diyor böyle böyle bak diyor Varian öldü bunların yüzünden Carchun. Diyor ki o diyor eskiden de diyor artık diyor biz diyor meclisteyiz diyor. Oylama yapacağız diyor. Oylamaya kaybedince ne haliniz varsa görün diyor çekiyor gidiyor. Ya oradaki ama işte çekip gitmesi de yani bayağı çekip gidiyor ya. Hani bayağı çekip gidiyor yani yok oluyor. Yok oluyor yani gerçekten sütlü çay içmeye gidiyor yani yok. Legion'da bir daha görmüyoruz kendisini. Bari mesela Mage Tower'da falan göreydik atıyorum. Değil mi? Yani şey tamamen Khadgar'a veriyorlar Legion'da o evet. Mage görevini ki Khadgar'ı daha çok seviyorum açıkçası. Adam gibi adam. Özletti kendini. Daha sonra olay burada mı Before the Storm'a bağlanıyordu yoksa Reunion'a bağlanıyordu? Yani tekrar birleşme muhabbetine mi bağlanıyordu? Yok Before the Storm'da Jaina yok sanırım. Orada da yok. Şeyde var yani o Reni o... Çizgi romanda biz onu görüyoruz. Ha değil mi? Yani. Reunion. Tekrar birleşiyorlar. Ne bu o biridir yani. O işte şey izlediğimiz sinematik var ya arkadaşlar. Daughter of the Sea. Orada diyor ki tamam ben bir bok yedim evet. Özür dilerim şu bu falan. Derken işte Kul Tiran'a dönüyor. Dönüş yapıyor. Orada annesine karşısına çıkıyor. Ama ondan önce bir çok pardon. Battle for Lordaeron'a girişi var. Yani o giriş o giriş. Yani. Hayır bu komiksin olayını söylüyorum. He. İşte orada işte şey komiksin aslında ana olayı o dediğim gibi Hülehin olan gemiyi kaldırıyor olması. Ve işte Muratan'ın şeyine bağlayalım dediği yere gelelim direkt. Daha sonra oyun içinden gideriz olmadı. Hatta Muratan Alliance oynadı. Şey Oğuzhan sen de oynadın değil mi? Aynen abi. Siz Kultiras şeylerini daha şey anlatırsınız. Evet. Detaylı anlatırsınız. Hatta içinde Goraklu, Blighted Lands falan da var. Dead de var yani o ilginç bir şey oynadı. Velhasıl dediğim gibi o gemiyi kaldırıyor. Legion boyunca bir fiske vurmamış. Bir tane böyle conjuring food açmamış. Yani anlatamam. Yok. Köpürtmesi yani o geminin köpürtmesi. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama herhalde yazarlardan biri söyledi bunu galiba. İşte Jaina da hani şey yapmış. Güya sözde. İşte o da hani kendi çapında avlamış. Savaşmış demonlarla. Gitmiş demon avlamış. Nerelerde avladıysa artık biz Legion'la savaşırken o sorulmuştu. Şey böyle iyilik yapıyor düşünsene duvarın arkasına kaçıyor falan. Idol Hero gelecek görecek beni diye. Şeye dönüyor falan böyle duvarın arkasını dönüyor o sırada. Vigilante. Ha değil mi böyle gizlenmiş artık. Aynen. Secret Demon Hunter falan diye. Yok velhasıl şaka bir yana
Horde'un tekrardan Dalaran'a gelmiş olmasını kabullenemeyen Jaina, Battle for Azeroth'ta sanki paket çıktığında biz gerçekten Azeroth için Alliance olarak ya da Azeroth için Horde olarak savaşacağımızı zannettik ve Tedrasil olayı yaşanıyor. Tedrasil olayının üzerine Sylvanas yakıyor orayı. Adonidakkarım diyor Anduin. Ve Undercity'yi, yani Lordaeron'un başkenti olan Capitol City'yi kuşatıyor. Tam orada da işler Anduin için aslında pek hoş gitmezken hayvani gemisiyle Jaina çıkıyor ve Daughter of the Sea diyor ananızı diyor yani böyle. Yani Jaina'nın orada yaptığı güç gösterisi çok inanılmaz. Şimdi. Evet. Böyle gemiyle geliyor, gemiyi bir yandan havada tutarken Blight'ı donduruyor. Bunu yaparken gemiyi çevirip gemiden arkaya bombaları falan atıyor yani. Orada çok acayip bir güç gösterisi var yani. İnsanlar küçümsüyor belki Jaina'yı ama gerçekten güçlü. Niye küçümseyelim? Jaina yani, hayvani güçlü. Aşağıda Jaina ve Khadgar diyorum. Oradan sonrasını size bırakayım o zaman. Anlatın bize abi Kul Tiras'ta neler oluyor. Tamam. Yoksa ben diyeceğim ki orada anasıyla barışıyor, eski anılarını hatırlıyor diyeceğim. Geçtim çünkü benim için çok detaylı. Yok, bir... Yok, anası çok sıcak kanlı karşılıyor. Hapise atıyor seni. Jaina'nın akıbetini bilmiyor. Hapisten bir tane göbekli Cyrus amcanın adamları var işte. Hatta Ashwenga'da getiriyor aslında katkıyı. Aynen, pis. Orada işte diyorum ya Ashwenga, hani sen diyor bizim adamlarımızın ölümüne mi sebep oldun ha? Kabul ediyorum demek ki. Ben bir şey diyeyim mi? Ben hani arkadaşla oynuyordum Battle for World ilk gününde. Ben Ashwen'i gördüğüm anda anladım bunu böyle boklarda. Ya böyle belli olmuyor mu ya? Bu şeydeki... Tombik teyze. Ay. FETÖ'cü Tombik teyze diyorduk biz ona. Şeye benziyor deme, ya. Deme. Bu arka sokaklarda şey torba tutan teyzelere benziyor. Vallahi bak sana cidden, söyleyeyim. Tipinden belliydi işte her neyse. Biz şimdi... War Campaign bittikten sonra Jaina ortada yok. İşte biz hani işte Kul Tiras görevlerini yapıyoruz. İşte yani, orada bu bunalıma giriyor değil mi o? Jaina bu yani dur, eskiye dur, gidiyor dur, işte dur, ben neler yaptım bir, falan mı? Tamam bir anlatayım bir an. Dur, teşekkür ederim. Kul Tiras görevlerini bitirdikten sonra Alliance olarak Catherine'in yanına gidiyoruz ve orada Kater'in çok pişman olduğunu söyledi de Jaina'yı yaptığından ötürü. Çünkü hani çok hızlı davrandığını ve başka türlü olabileceğini söyledi ve diyor ki hani bize onu bulmamızı söyledi de Jaina'yı. Bunu da söyledi. Greyman da gaz veriyor da. Ha evet, Greyman da gelip hani bak ben çocuğumu kaybettim. Sen de ondan bu kadar kolay vazgeçme diyor. Yani güzel bir sahne diyor. Kastım olmasına rağmen. Yani oyunun affedersin ama boktan grafikleri yapılmış olmasına rağmen iyi bir sahne. Katrin'in de kendini sorgulamasının sebebi Ashwen'in ona ihanet ettiğini öğrenmesi. Hani ona ihanet eden Ashwen'in lafıyla Jaina'ya hapse attığı için pişmanlık duyuyor ve hani bir onu bul şampiyon diyor. Biz de aramaya koyuluyoruz. İşte çok uzun, çok uzun bir questline sonunda işte Drastvar'a gidiyoruz. Drastvar'daki Kul Tiran humunlarla o şeye dönüşen, Kul Tiran duyuyla dönüşebilen komunlarla konuşup işte Blighted Dance ve Gorakdul hakkında detayları öğreniyoruz. Ardından bir tane ada var. Evet, Stormson Valley'e gidip... Ölenlerin hani ölüp bu ölsün bura ne olursa olsun denilen mahkumlar oraya bırakıp evet, geri dönmedikleri creepy, bir ada. Evet, çok oraya creepy bir adı vardı. Jaina'nın sadece asasını buluyorsun orada. Evet, çok creepy bir adı vardı hatırlamıyorum ama. İşte Brother Pike'la gidiyoruz hatta oraya da. O bahsediyor çünkü biliyor orada. Brother Park'ta şey, Stormfang Valley'de bizim takıldığımız bu Kutulu abilerin varlığını bize gösteren adam. İşte bu Sharon of the Storm, Lord Stormfang'ın rahibi. Konuyu biliyor yani o Nuzotlu'nun. Neyse. Oradaki detay şu, biz oraya gidiyoruz ve o ada tamamen Gorakdol'un bize sürekli bahsettiği o Blighted Lands bir parçası. Çünkü girdiğimizde bir Death Realm'e giriyoruz. Ama Shadowlands gibi değil. Böyle karanlık bir ortam. Böyle karanlık, buğulu ve kırık bir ortama giriyoruz. Jaina'nın çocukluğunu buluyoruz orada. Bayağı bu. Yani çocuk halini. Orada da Jaina'nın pişmanlıklarıyla yüzleştiriyoruz onu tek tek. İşte bir tanesi
Yalnız pişmanlık değil. Kendini boş yere suçladığı şeylerin aslında ne kadar önemsiz olduğunu Catherine ona söylüyor. Çocuk halini. Catherine'le beraber gidiyordu. Onu söylemeyi unuttum. Annesi de yani. İşte mesela şey. Jane de kendini şey için suçluyormuş. Varian Sylvanas'ı öldürmek istediğinde anırsız ve onları ayırıp gitti ya. Hani keşke onu yapmasaydım diye pişman oluyormuş. O teramlandı ya daha sonra. İşte Catherine de ona şimdi Koyas'tan üzerinden 2,5 yıl geçti. Ülkesi boyundan ama yatıştırıcı şeyler söylüyor. Yani işte suçun değil diye bilemezdin. Affetmek falan filan. Yani cidden ilk geldiği zaman yaptım. 2,5 yıl oldu Koyas'tan yapalım. Onun için diyaloglar kadar hatırlamıyorum. Teramar olayından dolayı yine kendi suçlu hissetmemesi gerektiğini söylüyor. Babasının ölümü hakkında da baban zaten bunu hani yaşayabilecek kadar dik kafalıydı tarzı bir şey söylüyor sanırım. Tamam, öyleydi. Görüyorlar şeyi. Hani olayı yanlış görüyorlar aynı zamanda. Evet. Hani baban zaten bunu yapacak bir adam tarzı bir şey söylüyor. Catherine de orada görüyor yani şey olduğunu, o Jaren'ın suçlu inatlaştığını. Yani. Evet, evet. Aynen. Hani hak veriyor yani orada Jaren'e. İşte daha sonra da o Gorakdul'la savaşıyor. Şimdi Gorakdul'a teslim etmiş Ashfeyren onu bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani Ashara'yla beraber çalışan Ashfeyren Gorakdul'a teslim ediyor Jaime'yi. Bu da yani başka bir Lord Konseyi'ni konuşabilecek bir konu. Gorakdul'u orada dövüyoruz. Yani Baker's Manor'un ardından bir daha dövüyoruz. Bu kez de yine başka bir yerde buluşacağız diye gidiyor. Dövüyor, dövüyoruz, gidiyor Gorakdul. Daha sonra çok çok güzel bir sinematik bir yani. Utku, Alliance gıcı olduğu için şimdi hiç bulanmadım falan derken de. Niye gıcı olayım? Yok ya. Yo, direkt bak ittik yapıyorsun şu anda. Direkt arkada dönen sinematik Jaina'nın cutscene'leriyle dolu. O sinematik var mı arkada? O çok önemli çünkü. Yani, çağırdım. Onu arkaya koyabilirsin. İzlerimizle gerek yok. Arkaya koyabilirsin ama. Yo vardır şey, yani işte. Şeyde dönmüştür büyük ihtimalle. Bilmem kaçıncı tur atıyor şu anda belki de. İşte Jaina işte ben her şeyi yanlış yaptım diye ağlıyor çocuk hali. Ardından Catherine bu kez Realm of Torment diye bir diyara geçiyor. Yani Jaina'nın o iç hesaplaşmalarından eziyet çektiği karanlık diyara geçiyor. Gorakdul'un da ona eziyet ettiği yer o Jaina'nın kendi pişmanlıklarıymış. İşte ilk başta Arthas'ı görüyor konuştuğumuz. Yani neden pişman diyeceğiz? Çünkü hani benim yüzümden Lich King oldu diyor. Kendi içinden işte o Arthas'a karşı çıkışını hatırlıyor ve Catherine bunu görüyor. Bilmiyor çünkü Catherine bu yüzden anlamını. Yani Jaina'nın başından ne geçti hiç bilmiyor Catherine şeyden. Kultras'tan ayrıldıktan sonra bu önemli. Bu Arthas'a yaşadığını görüyor. Ardından babasıyla yaşananları görüyor ve hatta şey diyor. Bunu hani he could not save him from himself zor, diyor. Hani, bunu nasıl çevirsek hani kendine hakim olamadı. Kendisinden kurtaramadı kendini diyor yani babası için. Değilin için. Yani zaten bunu yapacak bir adam diyor. Jaina'nın da hani babası önündeki üzüntüsünü görüyor. Ardından da bu kez son olarak Ashfeyren ona o gazı verişini gözüyle en son olarak hadi işte bu Jaina'nın yaptığının karşılığı ölümdür demesini görüyor ve işte ya bak orada başladı şey sinematik. İlk işte şeyde orada Jaina'nın karşısında Jaina'yı biz buraya götürüyoruz onu ceza vermek için. Dur daha bitmedi bir daha bir dur. Dur tamam durdum ya. Ben Utku değilim Eda abla. Ben konuşurum abi. Bir dakika sen konuşmayacaksın. İşte Catherine onun karşısına geçiyor. İşte kızım beni affet. Babanı affet. Bir de asıl kendini affet diyor. Orada da Jaina o hani bir laf vardır ya inner demonlarıyla barışmak diye. O iç hesaplaşmayla hani bitiyor. Ve o sinematikte şey detayı da var. Arka planda o pişmanlık hissettiği herkes var. Benim bahsettiğim Nom kız da var. İşte Arthas da var. Ronin de var. Ya, Ronin de var. Bayağı kalabalık. Hani sematikte bakarsanız o Nom'u da görürsünüz zaten. O bile var yani. Jaina'nın pişmanlıklarında.
Daha sonra işte Jane ile bu işte Horde nefretini artık tam olarak atmasa bile kendi pişmanlıklarıyla barışıyor. Kendi suçlamaktan vazgeçiyor. Onun ardından da ya normalde yani atması 8... gerekmiyor mu yani? Ben anlamıyorum. Neyse. Hayır, nefretini şöyle atıyor, dur. Battle of Dazaralor'da Horde'dan yani bu sırada benden çok dayak yiyor. Oradan atıyor Horde nefretini. Tabi bu şaka çünkü şöyle. Yani Jaina orada Azeroth'un en güçlü 20 Horde şampiyonunu bayağı zorluyor tek başına. Hani buz fırtınası çağırmak mı dersin? Denizi donduruyor. Bayağı, denizi dondurmak mı dersin? Bütün denizi donduruyor. Kafana ice glass atmak mı dersin? Bütün gücünü orada Jaina sergiliyor. Hani benim bahsettiğimde o Thunder King'in asası falan var elinde çünkü. Hani o fight'e gidip Elafar'dan bile yapabilirsiniz yani. Cidden çok güçlü. Jaina'nın gücünü göstermek açısından. İşte orada da dayak yiyor. %1'de. Her zaman olduğu gibi. %1'de. İşte bu böyle bitemez deyip bizi bayağı literalde bütün Horde oyuncularını dondurup teleport atıp kaçıyor. Sen bu arada da Dazaralor'u da anlatmış oldun. Arada. Doğru muyum? Evet. Dımtıs. Evet, hatta aynen Dazaralor'un başlangıç sinematiğinde de Jaina'yı görüyorsunuz Elias tarafında. Hatta Horde tarafında da aynı sinematik görüyorsunuz. Aynen aynen. Çünkü. Ondan önce şey yapıyor, annesi bunu şeyden kurtardıktan sonra. Bir konuşmaları da var, evet. Onu unuttum. Boraktuğ'dan şey yapıyor. Kultiras'ın başına geçiriyor. Evet, Lord Admiral yapıyor onu. Hatta işte... İşte orada da şey, Yakamoz'a karşı çay içiyorlar. Cidden bu arada öyle bir şey işte. Değil mi? Öyle Jane'e bir gemi şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben bir şey soracağım. Jaina kaç yaşında şu anda? Şu. 8! 8! Ne? Kaç? Ben 30 küsür diye. Ben 30 küsür diye. 40 üstü diyorum. 40 üstü. 45. 40-45 arası. Ha. Babaanne yaptın be. Ben o kadar yaşlı olamadım. Sen 40-45 yaşında babaanne mi gördün lan? Ama öyle 45 yaşında olunur mu? O nasıl 45 abi? Art hastane saplaman lazım aslında. Oğlum Warcraft 3 çıkalı ne zaman oldu? Öyle 20 yıl ama gerçek zamanlı 20 yıl düşünmeyeceksin ama oyunun orunda acaba. Tam 2 katı var işte. 40. 40 yapar. Tamam dur, konu farklı yerlere gidiyor. Ya Anduin'den hesaplayacaksın işte. Merak. 14-15 yıl ya. 40 lira falan da şey yani. Dediğime geliyor bak yavaş yavaş. İşte şey. O sistematikte de Ashfane'i durduruyor. İşte Ashfane'de kulturası basmaya gelmiş bu arada. Siege of Orelus Dungeon'ı var ya. Hani onu Horde oynadığı için siz onu dışarıdan görüyorsunuz. Aslında Ashfane biz Jaina'yı kurtardıktan sonra saldırıyor. Oğlum direkt şeyi varmış lan. Moonguard Fandom diye bir sitede 36 yaşında diyor direkt. Aa 38-36. Bak bana geldi. Yani. Teyze değil için, yani. Teyze değil. Ha? Abla de. Lazım olur. Abla. Neyse işte hani o Jaina'yı kurtardıktan sonra o Siege of Boros Dungeon'ı oluyor artık. Çünkü Ashfane'in saldırdığını öğreniyoruz. Boros'a. Yanında şeylerle işte. Korsanlarla beraber. Evet, Alliance'ı ufak bir dungeon ama orada koca bir raid'le geliyoruz. Neyse. Ne? Hiçbir şey anlamadım. Alliance'a diyorum, böyle 5 kişilik küçücük bir dungeon'la geçiştirdik de Alliance muhabbetini. Horde'un diyorum şeyini koca bir raid'le patlatıyoruz ana şehrine yani. Yani Boros'a bir şey olmuyor ama öyle bir şey. Evet. Neyse işte. Okay. Horde'da yine lider ölüyor i̇şte... ama. Her neyse işte. Hatta Ashfane bir tane her kimden o gücü aldıysa bir tane Kraken sanmış falan böyle. Artık kimden aldıysa o gücü. Herhalde aşağıdır. Neytanos'un orada şeyi var. Ne? Kraken mi var la bunun elinde diyor. Evet evet. Lady Ashfane has a Kraken diye çok güzel bir orada şaşırması var. Tepkisi var. Hayranlıkla, hatta hayranlıkla karışık böyle. Çok güzel yani oradaki yapışlar. Katılması. Neyse işte. Neyse işte. Hatta şey böyle, şöyle bir hayranlık hani. Kraken'im var, ha bunu öldürüp de kaldırırız o zaman. Tadında böyle bir şey var Ajnaton'un da orada hayranlık. İşte çok dağıttık. İşte o Jaina'nın Lord Admiral olduğu sistematikte de Ashfane o dungeon'ın hemen ardından son bir saldırı için Boros'a doğru giderken Jaina o
babasının kolyesiyle Kulturas filosunu çağırıyor. Babasının kolyesi de bu şey. Şöyle açıyor. Yok pendant. Ya. Şey çapa. Evet evet çapa. Bir de artısı çapa. Vardı kolye vardı. O ayrı o çapa ya bildiğin böyle hani... dövme yapıyorlar ya sağa sola. Hep görürsün böyle. Yani ben şey detayını vereceğim burada. Jaina tahminen orada Ashara'nın yaptığı büyüyü falan kırıyor yani. O çapa dediğimiz şeyler. Çünkü çapa dediğimiz o çünkü o filoyu Ashara tutuyordu. Sislerin arasında. Onu da zaten Charlotte Storm'u yaparken, daha doğrusu Stormsong Valley'i yaparken öğreniyoruz. Ondan da bahsedeyim işte yani. Stormsong Valley'de Kulturas filosunda ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Ya. Nerede, niye yok ortalıkta? Ashara ve Lord Stormsong onu bir sesin içine almış. Yani Jaina o büyüyü kırıyor orada. Ardından işte Ashfane'i tutukluyorlar. Battle of the Dawn'da Jaina'yı dövüyoruz. Hatta Raiden'in hemen sonrasında Anduin'le işte muhabbet dönüyor. Hani şey diyor Anduin hani iyi evet, misin? Evet takıyor o da takıyor. Ashfane'in hani, taktığı kolyeden bahsediyor. Şey Jaina'da hani bayağı bir yorgunum ama hani iyi olacağım diyor. Tam iyi dayak yedikten sonra Anduin soruyor çünkü hani. İşte 8.2'de gerçi buradan sorsa sen ağaçın gibi biliyorsun. O Jaina'nın dayak yemesi gerçi, de şeyden. Best of Lazarov orada raid sonunda yani. Sırf millet kaçabilsin diye evet, şeyden. Evet Kultras armisi kaçabilsin diye orada. Orada durup oyalamak için bir şey yapıyor. Battle of Lazarov'dan sonra böyle ağır girdiği yer şey Laura Jaina'nın kardeşinin kurtarılması oluyor. Bu sırada tabi biz aslında başlarda anlattık. Yok Daylin'in kudurmasının sebeplerinden biri işte Derek'in öldürülmesiydi orklar tarafından. İşte Time is money. Teşekkür ederiz. Destek için teşekkür ederiz. İyi yayınlar güzel insanlar demiş. Teşekkür ederiz abi kesene bereket. Devam edelim. Ney Oğuzhan? Söylüyor hatırlamadım da bu Dazarlar Raiden'den sonra işte bu büyüklerin işte şeyle konuşması var Anduin'le Jaina falan filan. Orada biri şey diyor. Hazır diyor şeyin hani Zandalari'nin lider ölmüşken diyor bir daha saldıralım diyor. Orada biri de şey diyor hani bu onurlucu olmaz zaten hani kayıplarını verdiler bırakalım yaslarını tutsunlar. Mı böyle bir konuşma geçiyor da kim hangi cümleyi kuruyor onu hatırlamadım. Onu ben hatırlamadım biri diyordu galiba. Orada yoksa bir daha savaş planı falan yapılıyordu. Shaw demiş olabilir. Kim? Bilemedim ben onun bir şeydi. Shaw. Belki Matthew Shaw demiş. Ya Greymane o hadi bir daha saldıralım. Onu Greymane demiş olamaz ya. Şey yapmışken. Hayır saldıralım demiş olabilir Greymane. Greymane saldıralım demiştir tabii. Ha şu kolye. Her neyse ardından bu Rastaka'nın ölümü yüzünden Sylvanas Derek'i diriltiyor. Çünkü bakıyorum onu bulmaya çalışıyorum. Bunu yapmasının sebebi bak Sylvanas'ın Derek'i diriltmesinin sebebi son çare. Çünkü şey yapıyor yani. Madem Rastakan'ı öldürdüler hani Tarantino'nun da babasını öldürdüler o zaman ben de Proudmoore ailesine başka bir acı yaşatacağım hani kendi tarzımla deyip Derek'i diriltiyor. Planı da şey Derek'i mind kontrolü almış bu arada onu da söyleyelim hani işkencelere. Kim? Hatta beynin Sylvanas. Hatta beynin Sylvanas'ı asıl kırmasının sebebi hani Forsaken larla özgür iraden bahsederken nasıl böyle bir şey yaparsın deyip kızıyor. Ya şey yapacak onu canlı bomba yapacak inter komandosu. Evet anladın evet, mı? Evet evet. Sokacak şey Elias'ın yani. İçine. O Jaina da kardeşi olduğu için karşı koyamayacak. Alacak böyle tam evet. Sarılırken bıp diye patlatacak. Evet, evet, de terörist onun... Ahmet var ya hani. Akil yok. Şey onun hani şey gibi işte hani uykularında öldürecek gibi aslında. Hatta şey detayı da vardı o. Jaina ile hani beynin Derek'i getirdiği sinematik var ya. Hani ona Jaina'ya teslim ediyor hani Derek'i. Orada Valyria da mesela, şey yapıyor. Onu da söyledim bilmiyorum. O şey. Ha Valyria gidip haber veriyor şey. Derek'i Jaina'ya teslim ettiğinde Derek mesela arka el bir ya sağ ya da sol eli sırtında arkası bıçak tutuyor mesela o sırada hani. Böyle bir detay var o sematikte. Gerçi şimdi artık Kalia ...la beraber olduğu için Derek... Bu da şeye laf sokuyor. Hani... Beyne hani bu sefer de bana bombası Derek mi diyor. Yerine Derek'i mi yolladın diyor. Önceki şeyde de o...
şeyi çağırması, Bane gene geliyor diyor, bak Geras bu sefer kesin gidecek. O yüzden o da şeyi çağırıyor, Rolly'i çağırıyor. Aynen bak Görkem diyorsun. Güzel. Evet, Görkem izliyor mu? Evet. Yok, Alt-Z'yi onadım ya. Alt-Z muhabbetini. Velhasıl yani orada işte. Bunun ardından 8.2'de de işte Hacetar questlerinde Alliance'la beraber. 8.3'te de pek bir numarası yok. 8. şeyde bir de Thrall'la işte tekrar bir araya geliniyor. Sylvanas'ı durdurmak için şeye giderken adını sen Bane'i söyle. Bane'i kurtarıyorlar, evet. Bane'i kurtarıyorlar. Bane. Çünkü Bane Derek'i teslim ettiği için Sylvanas tarafından hapsediliyor. O sırada Valyra, Jaina falan gidiyoruz. Bane'i kurtarıyoruz. Ondan önce işte Eternal Plus raidine Jaina ve Lorthemar'la birlikte. Jaina da geliyor, evet, onu unuttum bak. Bakın Talisa ile beraber hatta gidiyor. Evet, oraya giriyoruz. Ve Jaina... aşağıda da bir de yardım ediyor yani. Doğrudan yardım değilseydi bir şeyler işte hani gaz vermeye. Aynen öyle. Ama çok ciddi, hiçbir altı yaramıyorlar yani. Bak Asher ile savaş, bak çok ciddiyim. Asher ile savaşıyoruz ya. Bak Lorthemar, Talisra, Jaina 10 metre arkada hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece gaz veriyorlar abi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yani lore karakterlerden aldığımız yardım. Kaslar ki kurtarmaya geliyor Azorath yansın. Tabii evet, işte o da bundan sonra, bu anlatılandan sonra oluyor. 8-3'te de Jaina'dan bir ses yok. Nerede bilmiyoruz şu anda. Biliyor muyuz yerini? Lokasyonu? Yok. Stormwind'dedir büyük ihtimalle. Bir şey vardı, 8-3'ün başında mı ya da 8-2-5'in ya da 8-2'nin sonunda mıydı, net hatırlamıyorum da, bu Kalia ile bir buluşma mevzusu var. Kalia ile Derek, çünkü ikisi de artık undead ya. Before the Storm olayında Kalia da undead oluyor ya. O görevi hatırlıyorum. Nasıl biliyorum, nasıl atladım bildiğim için. Derek teslim aldıktan sonra şey diyor Derek'e. Hani diyor, bizimkiler diyor sana hazır değil bence diyor. Ama evet, bir arkadaşım var diyor, senin yaşadıklarına benzerini yaşamış. Evet. Onu sana yardım edebileceğini düşünüyorum diyor. Orada şey yapıyorlar da gidiyorlar. Kızı sonra işte Kalyon da ortaya çıkıyor. Aynen. Hatta biz horde olarak işte böyle taşın arkasına gizlenip dinliyoruz falan filan. Evet. O sırada çok bir de Lillian Voss'la görüşüyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Understeen'in önünde işte Kalya geliyor işte. Bu ara undead elfleri görüyoruz orada. Çok evet, da hype yaratmıştı Shadowlands'te undeadlere elf görünüm mü gelecek falan diye, olmadı. Jaina'nın tabi burada bir dediğim gibi bir şey yok, bir olayı yok. Jaina'yı Derek'le Kalya'yı işte tanıştırdıktan sonra orada o sinematikten ne denir, cutscene'den sonra görmedik. Doğru mu? Yok. Evet. Yok, bir daha görmedik. Özetle böyle. Değil mi? Eksik atladığımız bir yer olmadı. Yanlış aktardığımız yok, bir yer olmadı. Yok. Sanmıyorum. O, ben hep o kardeşi unutuyorum Tender'ı. Onu da anlattık değil mi? Kardeşi var. Arkadaş, iki kardeşi var. Üç kardeşler bunlar. Söyleyeyim de ki. Çocuklar. Tamam. Bakıyorum. Sorularınızı alalım. Ben direkt. bakıyorum. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa alalım. Yoksa yavaş yavaş kapatacağım. Zaten WoW Gamepad'da şöyle bir taradım. Çok bir şey yok. Kişiliği öyle. İlişkileri Kalagos, Arthas, Thrall ve Kalthas diye geçiyor ama bilmiyorum. Thrall mı? Ben şey sormak istiyorum. Sence Shadowlands'te yeri ne olacak? Ya böyle soruları ben cevaplamıyorum çünkü cidden hiçbir fikrim yok. Yani Shadowlands'te ne olacağını hiç bilemeyiz ya. Yani herhangi bir şekilde, herhangi bir şu şeyde şartlar altında karşımıza yani çıkabilir. Bana kalsa keşke Kadgar'ı da görsek. Özledim ben Kadgar'ı. Ya ama şimdi Shadowlands'te göreceğimiz her karakteri ölümle ilişkilendireceğimiz için yani oraya nasıl gelecek, bizimle mi gelecek? Biz şimdi mesela bir şeyde şöyle bir teoriyle yaklaşıyoruz ya. Hani Cem Yılmaz'ın şeyi var işte, öldük dirildik sonra gülmekten öldük diye. Hani bir ölüm dirilme doğum muhabbeti olursa eğer burada yanımızda bizimle beraber gelecek NPC'ler de ölüp dirilip kalkıp bizimle gelecekler. Yani Man Walker'lık muhabbeti devam edecek onlar için de söz konusu olacak. Ya da onlar da işte eğer bizim ortaya attığımız teori doğru ise Azeroth'ta ya Nuzot'la savaşıyor olacaklar ya da Nuzot'a düşmüş bir şekilde Dream'i yaşıyor olacaklar yani. Evet.
Yani onlar burada da kalabilir, bizim de gelebilir. Aynen. Okay. Yani ama belli yani, belli bir böyle pik yapacaklar belli NPC'leri. Geri kalanlar o şekilde olacak. Ben de kolonya alabilirim. Evet. Aşık. Şöyle kolonyamızı sıkıyoruz arkadaşlar ve veda edeceğiz ancak veda edeceğiz. Lore kısmına veda ediyoruz arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Oyunumuz devam edecek. Blizz Sunblade'in içerik talep etmesiyle, yani Twitch kanal sadakat puanları ile talep edilen Jayne Proudmoore'un hikayesini aslında özetle diye girdik ama koca koca anlattık. Böyle hani sünnetlemediğimiz yer kalmadı tabakta. Her tarafını işledik. Ama 1,5 saat sürdü galiba, değil mi? Evet, evet, 1,5 saat bir kadar falan sürdü. Ne oldu? Arada böyle aldılar. Ama yani Garrosh'un ve Jayna'nın özelinde olmayan muhabbetleri hızlıca geçtim. Diyoruz ve dediğim gibi YouTube için hoşça kalın diyoruz ve intromuzu veriyoruz. Bye, kendinize iyi bakın. Ben hala el sallıyorum.